Kavram Atölyesi'ne hoş geldiniz kıymetli izleyiciler. Kavram Atölyesi'nde bu hafta sizler için 3 kavramı anlamaya çalışacağız hep beraber. Meşvere, istişare ve şura kavramları. Risale-i Nur Külliyatı içerisinde bu 3 kavram nasıl tarif edilmiş Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri tarafından? İnşallah bugün bunu öğrenmeye çalışacağız. Buyurun. Evet, Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, fazlı ve keremi hepimizin üzerine olsun. Bugün konumuz meşveret. Evet. Müslümanların en fazla ihmal ettiği bir nokta ve meşveretin kurallarına da pek riayet etmediği bir nokta olarak görüyorum. Evet. Hep pek diyorum, az diyorum. Yani evet, böyle meşveretler var. Kimileri riayet ediyor, önemsiyor onu. Ama mesela kuralların meşvereti şer'iye denilen, şer'i meşveret denilen bir takım o meşveretin kuralları var. O kurallara da yani edilse bile pek riayet edilmiyor. Riayet edenler var ama içine o pek kelimesini mecburen kullanıyorum. Pek riayet edilmiyor. Çünkü edenler var ama birçoğu kez de edilmiyor. Şimdi meşvereti şer'iyeyi Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri nasıl tarif ediyor? Bir, müdaveli efkar suretinde münakaşasız, nizasız, garazsız, sırf maslahat için bir konu hakkında mübahese etmektir. Neymiş? Bir, müdaveli efkar olacak. Yani fikir alışverişi. Bir konu hakkında fikir alışverişinde bulunuyorsun. Şimdi karşılıklı olarak yalnız yani meşveret istişareden biraz farklıdır. Meşverette ben bir şey söylüyorum, siz de bir şey söylüyorsunuz. Burada sanki tarak dişleri gibi bir eşitlik var. Yani sizin ben fikrinizi alıyorum, ben fikrimi söylüyorum. Benim fikrim üzerine siz tekrar bir fikir söylüyorsunuz. Ben bir fikir söylüyorum. Mübahese, karşılıklı konuşma. Evet. Böyle bir tarzda konuşulduğu zaman ama nedir? Münakaşasız, yani münakaşa tarzında karşılıklı konuşma olursa o olmaz. Evet. Ona meşveret denilmez. İkincisi nizasız, niza yani çekişme. Evet. Biraz kavgaya dönük. Ondan sonra ikincisi de garazsız olacak. Yani ben bir şeyi elde etmek için uğraşmayacağım, sen de bir şeyi elde etmek için uğraşmayacaksın. Garazsız. Sırf maslahat için. Yani bir şeyi en güzel surette ortaya koyabilmek için bir konu hakkında mübahese, bir konu hakkında. Bir konu var. Mesela diyelim ki ben bakkal dükkanı açacağım. Bununla ilgili bir arkadaşımla ben açsam işte şöyle kâr ederim vesaire diyorum. O arkadaşım da diyor ki ya bakkal dükkanı bu bölgede gitmez. Çünkü etrafında marketler var şimdi, halk oraya gidiyor. Ondan sonra yani senin dükkana pek uğramazlar. Ondan sonra ben de diyorum ki ama biraz daha böyle hani halkın istediği şeyleri ben dükkanıma koyarım diyorum. O da diyor ki ne kadar istediğin şeyler de olsa bugün marketlerde her şey var diyor. Ben onun karşısında işte şey yapayım. Ne? Yani bir şey bakkal dükkanı açacağım ama bakkal dükkanı ileride bana zarar mı getirir, yarar mı getirir? Bak ne oldu? Bir konu hakkında konuşuyorum. Ben senin fikrini alıyorum, sen bir şey söylüyorsun, ben ona karşılık bir şey söylüyorum. Karşılıklı olarak bir bakkal dükkanını açma yani. Bir konu hakkında mübahese diyor. Yani bahis. Ben bir şey söyleyeyim sen. Karşılıklı konuşma. Evet. Meşveret bu. Ha ne oldu? Bu konuşma neticesinde ne çıkar? Ha benim görmediğim şeyleri sen söylemiş olursun. Senin görmediğin şeyleri ben söylemiş olurum. Bir hakikat ortaya çıkar. O zaman daha sağlıklı karar verirsin. Yani ben bakkal dükkanı açarsam işte kâr ederim ya da zarar ederim diye sağlıklı karar vermene sebep olur. Evet. Bu mesela iki kişi arasında bir konu hakkında konuşma olduğu gibi bu meşveretler bir cemaat, bir topluluk arasında da olur. Bir topluluk bir şeye karar verecek. Onun içerisinde ileri gelen insanlar bir araya gelir, toplanır. Bir konuyu tartışırlar. Ya yani cemaatin ya da o topluluğun yapacağı bir iş vardır. Onun hakkında konuşurlar. Şimdi ya da ne bileyim yani ehli tarik pek bu işi yapmaz. Çünkü orada şeyh mürit ilişkileri vardır. Şeyh ne derse o olur. Orada meşveret olmaz. Ama isterse şeyh ben müritlerimle bu konuyu tartışayım derse ha ne yapar? Karşılıklı mübahase şeklinde konuşur. Der ki benim fikrim böyleyken böyle siz ne diyorsunuz der sorar.
Onlar da bizim fikrimiz bu der. İşte bu da bir meşveret olur. Evet. Bu meşverete müşavere denir. Ayet-i kerimede şavirhum diyor. İsteşirhum demiyor bak. Arada fark var. Şavirhum. Karşılıklı mübahese. Karşılıklı konuşma tarzında diyor. Ama istişare öyle değil. İstişare bilmediğin bir konuyu bilen birisine danışırsın. Evet. O bilen birisine danışmaya istişare denir. Evet. Birbirine sormak dediğiniz şey. Birbirine sormak. Birbirine sorduğun zaman ona istişare denir. Ama bilmediğin bir konuyu birisiyle karşılıklı konuşursan ona müşavere denir. Bilmediğin bir konuyu karşılıklı konuşursun. Tabii yani az önce bakkal dükkanını örnek olarak verdik ya. Mesela bu zarar mı getirir, kar mı getirir bilmiyorum. Ama size konuyu açıyorum. Siz fikrinizi söylüyorsunuz. Ona karşı ben argümanlarımı söylüyorum. Sen söylüyorsun, ben söylüyorum. Karşılıklı böyle konuşuyoruz. Ve hakikatin ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Yani bakkal dükkanı kar mı eder, zarar mı eder? Ben bu bakkal dükkanını açarsam yani zarar mı ederim yoksa kar mı ederim diye bir gerçekçi bir şey ortaya çıkar. Daha gerçekçi bir şey ortaya çıkar. Ona göre senin açıp açmama konusundaki kararının da daha sağlıklı bir karar olmuş olur. Evet. Peki bu aslında Allah'ın bize bir emridir değil mi? Yani, evet, yani. Hani müminin vazifelerinden bir tanesidir meşveret tabii, etmesi. Tabii yani. Veşavirhum fil emr dediğine göre onlarla müşavere et dediğine göre ayet-i kerime bir emirdir. Ama bu doğrudan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e emir. Dolayısıyla müminlerin ve emruhum şura beynehum ayet-i kerimede de aralarında onların işleri diyor şura iledir. Şura da ayrı bir şey. Evet, ona da biraz sonra gelelim. Biraz sonra çok gelelim. Karıştırmayalım. Evet. Yeni adım adım daha İstişare, kolay. İstişare, müşavere ikisini gördük. Müşavere ve istişare. Ama şura biraz daha farklı. Evet. Ona sonra gelelim. Şimdi Ali İmran suresinin kaçıncı ayeti? 159. ayetinde şey var, meşveretin kuralları bizlere veriliyor. Meşveret-i şer'iye ne demek? Bu meşveret-i şer'iyenin şartları nelerdir? Onları anlatıyor. Malum bir ay bu ayet-i kerime şu hadiseden sonra oluyor. Hani Uhud Savaşı'nda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bütün o savaşın konumunu belirliyor. Herkese görevler taksim ediyor. Mesela 50 kişiyi de Okçular Tepesi denilen bugün Medine'ye gidenler bilirler. Uhud Savaşı'nın cereyan ettiği yerde Uhud Dağı'nın dibinde. Okçular Tepesi denilen tepeye o Ayneyn geçidi var bir orada. Geçitin yani dağ ile o tepe arasında bir geçit var böyle. O tepeye 50 tane okçu dikiyor. Ve onlara diyor ki benden herhangi bir emir gelmediği sürece diyor yerlerinizi terk etmeyin. Evet. Benden bir emir gelmeyince yerlerinizi terk etmeyin. Açık ve net mi? Evet. Açık ve net. Sonra savaş artık başlıyor. Ebu Süfyan güçleri Müslümanlara saldırıyor. Müslümanlar onlara karşı şey yapıyor, müdafaa ediyor kendilerini. Ve dolayısıyla orada bir savaş cereyan ediyor. Sonra Ebu Süfyan'ın ordusu, müşrik ordu dağılıyor. Ve kaçmaya başlıyorlar. Tabii Halid İbni Velid var müşrik tarafında. O da atlı bölüğünün komutanı. Ebu Süfyan komutasında olan askerlerin atlı bölüğü var. O bölüğün de komutanı Halid İbni Velid. Fakat Halid İbni Velid müthiş bir savaş dehasıdır. Yani savaşın nereden kaybedileceğini, nereden kazanılacağını çok iyi takip eden, bilen birisidir. Mesela ömür boyu 100 tane savaşa katılmıştır. Hiçbirinden mağlubiyet almamıştır. Böyle bir savaş dehasıdır. Allah öyle bir kabiliyet vermiş ona yani. Evet. O tabii tarihlerde o savaşın olduğu zaman da müşrik tarafında. Daha Müslüman olmamış. Müşriklerin atlı birliğinin komutanı. Şimdi Ebu Süfyan dağılıp askerleriyle kaçarken yerinde şey yapıyor. Hurma ağaçlarının altında atlarını gizliyor böyle pusuda bekliyor. Okçular diyorlar ki okçu tepesindeki o okçu askerler 50 kişilik diyorlar ki ya savaşı kazandık bak artık Ebu Süfyan ordusu dağıldı gitti. Artık inelim diyorlar yani yaraları sararız değil mi? Yani Müslümanların o yaralı olanlarını tedavi ederiz şunu yaparız bunu yaparız.
Ondan sonra diye oradan iniyorlar. Tabii orada müşriklerin bıraktığı bir takım mallar var. Onları alırız, taşırız falan diye. Oradan inmeye çalışıyorlar. İşlerinden birkaç tanesi diyor ki ya peygamberimiz kesin emir verdi. Hı hı. Benden emir gelmeyince yerinizi terk etmeyin diye. Peygamberimiz artık inin oradan demediği için biz terk edemeyiz demişler. Demişler ki ya artık peygamberin emri gibidir bu. Ebu Süfyan artık mağlup oldu, dağıldı, gitti. Kazanıldı. Daha burada beklemenin bir manası kalmadı. Peygamberimiz adeta bu haliyle diyor ki bize inebilirsiniz. Evet. Şimdi onlar iniyorlar aşağıya. İniyorlar da tabii onların birkaç tane orada işte peygamberimizin emri gelmedi diye kalıyor orada. Birkaç sahabi, birkaç okçu. Halid İbn-i Velid bu manzarayı görünce atlı birine emir veriyor. O aynen geçidinden Müslümanların karargahına, doğrudan merkezine, kalbine atlarla saldırıyor. Tabi birkaç tane orada kaldı, sahabi okçu kaldı demiştim ya. Evet. Onları şehit ediyorlar. Zaten 2-3 tane olduğu için onları mağlup ediyor, şehit ediyorlar. Oradan saldırıyorlar. Şimdi bunun karşısında Ebu Süfyan da Halid İbni Velid'in oradan saldırdığını görünce kaçan, dalmakta olan ordusunu topluyor. Onlar da oradan saldırıyorlar. Evet. Müslümanlar bir tarafta atlılar, bir tarafta işte efendim piyadeler iki ordunun, düşman ordusunun ortasında kalıyorlar. Tabii çift taraflı olduğu için, ta karargaha vurulduğu için emir komuta zinciri dağılıyor. Herkes kendi başına düşüyor. Tabii bu dağınıklık esasında müşrikler Müslümanlara çok zayiat verdiriyor. Evet. 70 sahabe orada şehit oluyor. Ki bunlar arasında Hamza radıyallahu anh, peygamberimizin amcası. Esedullah, Allah'ın aslanı. Ondan sonra Mus'ab İbni Umeyr mesela. Peygamberimiz hicret etmeden önce Medine'ye Mus'ab İbni Umeyr'i gönderiyor. Oradaki insanlara İslamiyet'i anlasın, İslamiyet'i öğretsin diye. Yani temsilci olarak gönderdiği sahabilerden birisidir Medine'ye. Ki o da orada şehit oluyor. Yani böyle buna benzer celil-i sahabi tabir edilen sahabilerin ileri gelenler hep şehit oluyor. Çok büyük zayiatlar veriliyor. Tabii birçok da yaralı var, sakat kalıyor insanlar. Büyük bir zayiat var. Neyse, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat ettiği şayası yayılınca artık o da şey diye müşrikler diyorlar ki biz onun için gelmiştik, savaşıyorduk. O öldüyse artık bizim maksadımıza ulaşmışızdır. Savaşmamıza gerek yok deyip çekiliyorlar Ebu Süfyan. Müslümanlar bir tarafta, şeyler bir tarafta, Ebu Süfyan bir tarafta. Savaş bu şekilde bitiyor ama neredeyse yani Müslümanlar orada mağlup konumuna düşmüş oluyorlar. Müşriklerden çok az bir zayiat var. Birkaç tane denilecek kadar. Evet. Ama Müslümanlar çok büyük zayiat verdiler. Sanki müşriklerin galibiyeti gibi sonuçlanıyor. Tam mutlak galibiyette değil de daha sonra tabii Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz savaşta yaralanıyor ama tabii vefat etmiyor. Ebu Süfyan onun vefat etmediğini biliyor. Yani bunu nihai bir sonuç alayım diye geri dönmek istese bile Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam arkasına takipçi ordusu şey yapıyor. Yani yaralılarınızı da omuzunuza alın, taşıyın, onu takip edin diyor. Ebu Süfyan da hakikaten geri dönmek istiyor. Bakıyor ki halen daha Müslümanlar kendisini takip ediyor, vazgeçiyor. Devamı dönelim diyor, tam karar verecek. Bakıyor ki takipte, bu sefer diyor ki tekrar savaşa girmeyelim diyor, göze alamıyor. Gene gidiyor. Yani Peygamberimiz çok güzel bir strateji izliyor orada. Ondan sonra Ebu Süfyan gidiyor. Tabi bu arada büyük zayiat verdikten sonra okçulara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor? Ne diyor? Hiçbir şey demiyor. Evet. Hiçbir şey demiyor. O kadar zayiata rağmen. Ben size demedim mi? Benden emir gelmeyince yerlerinizi terk etmeyin diye. Niye terk ettiniz gibi kelime falan kullanmıyor hiç. Bunu işte Ali İmran Suresi'nin 159. ayetinde şöyle diyor. İşte bu müşavere ayeti burada nazil oluyor. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'tan bir rahmet eseri olarak, Allah'ın bir rahmet eseri olarak لِنْتَ لَهُمْ sen onlara yumuşak davrandın. Yani o okçulara sen yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ şayet eğer sen fazlan az önce dediğimiz gibi ben size demedim mi? Benden emir gelmeyince yerlerinizi terk etmeyin. Niye terk ettiniz demek fazdır.
Aslında azarlama diyebilir miyiz? Azarlama. Fazzan. Hı hı. Eğer onlara sen azarlasaydın, hırçın davransaydın, demedim mi diye başlayan cümleler kursaydın, ya da galizal kalbi, katı kalpli olsaydın, katı kalpli olmak ne demek? Yani onlara bu hatalarından dolayı ceza yağdırsaydın, katı kalpli olmak ceza vermek demek. Evet. Ki bu tefsirlerin açıklamaları böyle. Len faddu min havlike, etrafında kimse kalmazdı diyor. Havle, etraf demek. Len faddu min havlike, etrafında herkes dağılırdı, kimse kalmazdı. Şimdi düşün, kimin etrafından kimler dağılıyor? Evet, peygamber gibi bir şahsiyet. Fahri kainatın etrafından tarihin şeref levhaları olan, en faziletli insanları olan sahabiler dağılıyor. Değil mi yani? Evet. Şimdi şöyle düşünelim. Biz mesela herhangi bir topluluğuz, cemaatiz vesaireyiz. Biz de birisinin hatasından dolayı işte sen böyle yapmasaydın böyle olmazdı diye hırçın davransak, evet, ya da işte sen hata yaptın sana işte şu cezayı uyguluyoruz deyip cezalar yağdırsak, bizi kim takar? Bizim etrafımızda kim yani kalır? Yani biz ne peygamberimiz ne evet, de bizim etrafımızdaki arkadaşlarımız sahabi gibi faziletli insanlar değil mi yani? Evet. Dolayısıyla hani derler ya bir tabir vardır. Kim takar yalava kaymakamını? Seni kimse dinlemez. Ya bu hırçın adamla işte efendim ya da bu kimselerle ya da işte ne bileyim yani katı kalpli insanlarla bir arada yaşanmaz. Bunlarla bir hiçbir şey olmaz deyip ne yapar? Dağılır insanlar değil mi? Evet. Hele bizi hiç kimse takmaz, herkes dağılır. O halde hatalara göz yummak, ikincisi hırçın davranmamak. Yani herkesi böyle ağır sözlerle itham etmemek. Şimdi birinci şart neymiş demek? Meşveretten bak şimdi, meşveretten önceki gelen şart neymiş? Yumuşak davranmak. İkincisi İkincisini söylüyor şimdi. Evet. Peki ne yapacak? Fa'fu anhum, onları affedeceksin. Evet. Birisi bir hata mı işledi? Affedeceksin. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ Onlar için istiğfarda yani af edilmelerine dair dualarda bulunacaksın. Af talep edeceksin, af dileyeceksin. Hatalarını Allah'ım affet diyeceksin. Evet. Ondan sonra şimdi neye geliyor sıra? وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ İşlerinde onlarla yine karşılıklı mübahese tarzında ne yap? Fikir alışverişi. Yani meşveret et. Meşveret. شَاوِرْهُمْ meşveret et. Ondan sonra geliyor. Şimdi şöyle olsa, meşverete katılan insanlar birbirine karşı katı davransalar meşvereti şer'i olmaktan çıkar. Bir, yumuşak davranması lazım. İki, eğer bir hatası varsa hiç içinden affedemiyorsa onu, onun yaptığı meşvereti şer'i değildir. Üçüncüsü, hakikaten veya dördüncüsü kaç oldu? Bir, iki, üçüncüsü, katı kalpli, şey davransa, istiğfar etmese onun hatasından dolayı, Allah'a af dilemese, bu sefer içinde yani hatalıdır, işte kardeşimiz hatalı deyip şey yapacak. Ama af dilerse, kendisi gibi, kendisi hakkında nasıl Allah'tan af diliyorsa, o kardeşini de kendisi gibi kabul ediyor demektir o. İçinde gene bir ukde kalır, af dilemezse. Dolayısıyla kardeşine karşı nötr duruma gelecek. Evet. Ki ondan sonra hiç içinde garaz olmayacak. Şimdi onun için Üstad Hazretleri ne diyor? Bak münakaşasız, nizasız, garazsız. Evet. Şimdi münakaşasız eğer böyle affederse, yumuşak davranırsa efendime söyleyeyim hakikaten kalben de böyle onun affı için Allah'a dua ederse böyle bir meşveret münakaşasız geçer, nizasız, çekişmesiz geçer, garazsız, herhangi bir art niyet taşımaz. Bunlardan tamamen salim olur. İşte böyle bir meşverette şer'i bir meşveret olur. Değil mi? وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ Peki böyle bir şer'i bir ne oldu? İçinde hiç asla bir art niyet yok, garaz yok, kötülük yok, bir menfaat yok veya işte ne bileyim bir münakaşa tarzında da yapmıyorsun olayı. Ne oldu? Bir meşveret ettin. Böyle bir meşveretten de çıkan sonuçlar var. Bu sonuç Allah'ın rızasına uygun bir sonuçtur. Şeriata uygun olduğu için. Şeriata uygun yani şer'i bir meşverettir. Oradan çıkan sonuç da önemli bir sonuçtur. Peki ne yapacaksın o sonuç karşısında?
çıkan karar karşısında ne yapacaksın? Diyor ve şavirun fil emr fe izâ azemte fe tevekkel alallah. Ha, o kararı da tatbik etmeye kalktığın zaman da Allah'a tevekkül et diyor. Evet. Tevekkülde ne var? Bir, aslında burada alınan karar Allah'ım senin rızana uygun bir karardır. Evet. Bu kararın çıkması, yani hayırlı bir şekilde ortaya çıkmasında senin iraden, senin hükmün var. Dolayısıyla bu karar Allah'ım sana ait. Bir, malı sahibine ver. Tevekkülü anlatıyoruz şu an. Tevekkülü anlatıyoruz. Sahibine ver. İkincisi, o kararı tatbik etmek için elinden ne geliyorsa yerine getir. İkinci şart. Üçüncü şart da sonucu Allah'a bırak. Tevekkül budur. Üç tane şart var. Birincisi malı sahibi hakikisine bırakacaksın. Evet. Yani Allah'ım bu şeyin sahibi sensin diyeceksin. İkincisi o kararı tatbik etmek için elinden geleni yapacaksın. Bütün sebeplere başvuracaksın. Yani bütün sebeplere başvuracaksın. Senin, evet. Yani o nasıl tatbik ediliyorsa, tatbik edilmesi gerekiyorsa gereğini yerine getireceksin. Evet. Üçüncüsü de sonucu Allah'a bırakacaksın. O gayretleri netice alırsın almazsın. Hiç ona karışmayacaksın, onu düşünmeyeceksin. Allah'ın görevi diyeceksin. Evet. Benim görevim sebepler dairesinde elimden geleni yapmak diyeceksin. Ona konsantre olacaksın. O zaman meşveretin sonunda tevekkül de onun bir parçası. Onun bir parçası meşveretin ayetin parçası. Göre. Evet. Ama mesela karşılıklı insanların birbirlerinin içinde kin var, nefret var, bir yerden takıntısı var, çekemiyor, taraf tutuyor vesaire gibi şeyler varsa böyle bir karşılıklı duygularla bir araya gelinen meşveret şer'i meşveret değildir. Evet. Bu adımlar hepsi bir araya getirildiğinde o gerçekten bereketli, hayırlı bir işe dönüşür. Yani. Tabii, hiç olmazsa Allah'ın razı olduğu bir işin peşinde olduğunu insan hisseder. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi enteresandır. Yani mesela bir bakın hani hata mı? Birisine karşı mesela bir hata işlediğinden dolayı bir içinde kin, nefret mi var? Hata işlediğinden dolayı. Şimdi düşünün. 70 tane sahabi orada şehit olmuş ve bunların içerisinde çok büyük mesela sahabiler de var. Evet. Hani az önce söylediğim gibi Hamza radıyallahu anh gibi peygamberimizin amcası. Ondan sonra Musab ibn-i Umeyr gibi. Yani böyle çok önemli sahabiler orada şehit oldu. Şimdi okçuların oradan inmesiyle meydana gelen zarardan daha büyük bir zarar vermiş olabilir mi herhangi bir arkadaşımız, kardeşimiz? Yok. Elbette ki ondan daha da küçük olacaktır. Belki de gerçekten yanlış anlaşılmalarla hatta o kadar olsa bile gene de ne yapacaksın? Yani onlara karşı yumuşak davranacaksın. Yumuşak, yumuşak. Evet. Hani bize derler ya yumuş, yumuş. Yani yumuşak olacaksın. Hatta Musa Aleyhisselam Firavun gibi dünyanın en azılı insanın huzuruna giderken diyor ona karşı yumuşak diyor davran. Yumuşak söz söyle. Hatta Musa Aleyhisselam diyor ki ben biraz diyor hani konuşurken şey konuşurum yani sert mizaçlı birisiymiş. Benim diyor anamın oğlu. Şimdi orada anamın oğlu diyor bak dikkat et. Babamın oğlu demiyor. Yani anamın oğlu dediği çok merhametli, çok yumuşak konuşan Harun Aleyhisselam'la beni oraya gönder diyor. Onun huzuruna. Çünkü ben konuşursam Firavun bir şey söyler, ben de ona sert konuşurum. Gerilir ortam. Onunla madem yumuşak konuşacağım diyor, anamın oğlu işte bana şeyi diyor, Harun'u diyor yanıma ver diyor. Vezir olarak ben şey yap. Bana vezir ver diyor. Ve onunla beraber gidiyor. Bak dikkat et. Evet. Firavun gibi azılı olan, azıtmış olan daha doğrusu, yoldan çıkmış olan ve hakikaten kötülükte sembol olarak Kur'an-ı Kerim'de anlatılan birisine bile yumuşak konuş diyor. Ya bu senin kardeşin Firavun kadar kötü birisi değil ki. Evet. Ona nasıl yumuşak konuşmayacaksın yani değil mi? Meşveret de böyledir işte. Şer'i meşveret, yumuşak konuşma onun en temel vasfı. İkincisi neydi? Affedici olmak herhalde. Fa'fu anhum, affetmek onları. Ve estağfir lehum, onlar hakkında Allah'tan af dilemek. Evet. Ondan sonra bunları yaptınsa şimdi otur artık meşveret edelim. O zaman o meşveret şer'i bir meşveret olur. Evet. Son 5 dakikanın içerisine girmiş olduk. Şura. Ha şura. Şura da ne demek? Böyle meşveretlerin yapıldığı ya da toplulukların ortak olarak belirli bir görüş birliğine varacakları bir toplantı yapmalarıdır. Grupların daha doğrusu birçok grubun bir araya gelip de ortak böyle görüşe varmaları, ondan sonra ortak bir konsensüs temin etmeleri için
Yine aynı şekilde meşverette olduğu gibi karşılıklı olarak konuları müzakere etmek ve bahsetmektir. Etmektir. Evet. Şura da bu. Evet. Yani mesela işte ne bileyim X topluluk, 3-4 tane topluluk bir araya geldi. Temsilcileri bir araya geldiler. Bir konuyu konuşuyorlar. Buna şura denir. Evet. Peki şuradan çıkan karara uymak mecburiyeti var mıdır İslamiyet'e göre? Ortak konsensüse varıyor. Konsensüs. Evet. Ortak bir görüşe varıyor. Şuralardan karar çıkmaz. Şuralardan ortak görüşler çıkar. Evet. Tamam. Öyledir. O şuradan hakikaten bir karar da çıkmış olsa herkes ona tabi uyması lazım. Şuraya uymayan tabi manen mesul olur yani. Çünkü yani şeriata uygun bir şey yapılmış oluyor değil mi? Yani tabii. Hani bütün kurallar Allah'ın razı olduğu şekilde seçilmiş. Tabii tabii seçilmiş olduğu için bir herhangi tabii bir şey mesul yok. Olur yani. Değil mi? Tabii mesul olur. Evet. İstişareyi de isterseniz bir cümleyi tekrar ederseniz ondan sonra İstişare programı bitirelim. İstişare yani bilmediğim bir konuyu bilen birisine danışmaktır. Evet. Kısacası bu. Hı. Ben bir konuyu bilmiyorum, size geliyorum, istişare ediyorum. Diyorum ki ya şu konuyu yapacağım, ne dersiniz? Hı-hı. Siz de o konu hakkında uzmansınız ya da bilginiz var, alimsiniz. Hı-hı. O konu hakkında bana bilgi veriyorsunuz. Ben de peki efendim diyorum. O bilgiyi aldıktan sonra gidiyorum. Ama siz orada bana aslında nasihat ediyorsunuz, bana yol gösteriyorsunuz. Çünkü bilgili sizsiniz, ben bilgisizim. Evet. İstişare de o. Ben bilgisizim, siz bilgilisiniz, ben size soruyorum. Bilmediğim şeyi öğreniyorum, gidiyorum. Evet. Yani buna istişare denir. Evet. Ama müşavere ise müşavara, müfaale babındandır, karşılıklı olur. Ya ve karşılıklı eşitlik vardır dediniz karşılıklı değil mi? Eşitlik. Bir tarağın dişleri gibi eşitlik vardır. Hı-hı. Bunların arasındaki fikir alışverişi. Fikir alışverişi. Evet. Allah razı olsun. Birçok kavramı bir arada görmüş olduk. Ve İslamiyet'in de önemli kavramları önemli bunlar. Tabii, değil mi? Önemli. Risale-i Nur Külliyatı'nın içerisinde Üstad Özüm Hazretleri'nin değindiği noktalar. Yani Üstad Hazretleri Asya'nın bahtının miftahı, anahtarı yani. Hı-hı. Asya'nın bahtının anahtarı. Evet. Meşveret ve şuradır diyor. Evet. Asya dediği İslam dünyası. Dünyası. Yani. Evet. İslam dünyasının kilitlerini açacak olan meşveret ve şuradır diyor. Meşvereti de şurayı da gördük. Görmüş olduk. Evet. Evet kıymetli izleyiciler, bugün meşveret, şura ve istişare kavramlarını anlamaya çalıştık. İnşallah başka bir kavram atölyesinde tekrar huzurlarınızda olmak duasıyla Allah'a emanet olun.